Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuzda sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Xitayning 7 dereceden taşkırı kompüter şirketi ceza tizimindeki kere gözüldü. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe, Biden hükümeti sabık prezident Trump'ın siyasetini devamlaştırıp, Xitayning 7 dereceden taşkırı kompüter şirketini ceza tizimindeki kere gözüldü. Haberde bildirilmişçe, Amerika Saudi Ministerliği 8. April Xitayning 7 dereceden taşkırı kompüter şirketini cezalandıran tizimindeki kere gözüldüğünü ilan kılgan bulup, bu şirketlerin Amerika'nın devlet bihaterlikiga yoki tashqi siyaset menfaatiga ziyon yetkazganligi bildirilgan. Bildirilishicha jazo tizimligiga kirgizilgan Xitoy şirketleri Tianjin Feiteng Uchur Texnikasi cheklik şirketi, Shanghai toplashtirilgan Tokyo'lu texnikasi va ishlab chiqarish markazi, Shenzhen Shenwei mikroelektron cheklik şirketi, Shenzhen devletlik darajadan tashqari hisoblash markazi, Jinan devletlik darajadan tashqari hisoblash markazi, Wuxi devletlik darajadan tashqari hisoblash markazi, Jingzhou devletlik dereceden taşkırı hesaplaş merkezi katarlıklar iken. Amerika Saudi Ministerliğinin bildirişçe, Xitay'nın mezkur şirketleri Xitay herbi kısımları işletilgan dereceden taşkırı kompüter yasaş katnaşkan. Hem de Xitay armiyesini zamanıvilaştırış ve kank ölemli kırgıcı korallarını yasaşkı katnaşkan. Amerika'nın Xitay şirketlerini çekleştiki maksidi Xitay'nın Amerika teknikisini işletip, herbi kısımını zamanıvilaştırışının aldığını eriş iken. Washington Post'ta gezinin haber kılışça Tianjin Feiteng Uçur Teknik Çeklik Şirketi Saudi şirketi işkerlikini ilgiri sürüp, Amerika'daki Intel'ı okşaş yarışarı özek magnatıga ayınlaşını planlıgan. Ama bu şirket Xitay armiyesi bilen bulgan kuyuk münasibetini yoşurup, Xitay armiyesinin koral yarak tatqiqatı ve terakiyatıgı kereklik özeklerini lahilep çıkan. Reuters agentliğinin haber kılışça Amerika Saudi Ministerliğinin kararı ilan kılıngan kündün başlap derhal küçge igi buludiken. Ama setiveliş tertipleri ahırlaşıp, mal yetküzüş baskıcı tuturvatkan çekilengen mallar bu kararının təsirge uçurmaydıken. Fransiyadaki ammevi teşkilatlar mecburi emgeki çetilgan töt şirketine arız kıldı. Merkezi Haber Agentliğinin 10. April'deki haberde bildirilmişçe, Fransiyadaki ammevi teşkilatlar Avrupa'da tuncu bulup, mecburi emgeki çetilgan töt şirket üstüden arız sunugan. Haberde kayıt kılınışça, Fransiya ammevi teşkilatları mecburi emgek ve insaniyetke karşı cinayetini yuşurdu deyip arız kılgan şirketler, İspanya kiyim-keçek şirketi Zara'nın anı şirketi bolgan Inditex Grohi, Japonya'nın erzan bahalıq kiyim-keçek markası UNIQLO, Amerika tenerket ayağı markası Skecher ve Sandro Maç Qatarlıqlarının anı şirketi SMCP iken. Ammevi teşkilatlarının karışça bu devlet halkıgan töt şirket Uygur mecburi emgeki bilen işlep çıkarılgan mahsulatlardan nepki erişken. Ular yana bu şirketlerinin sırtkı höddigi biriş ticaretinin Uygurlarga ziyankeşlik kılıdığan ticaretki arlaşmaslıkı kapaletli kılılmağallıkıgı işindiken. Bildirilişçe arz kılgan organlar çirikliki karıştırış teşkilatı Şerpa Ahlak Belgesi İhtipaqi, Avrupa Uygur İnstitutu ve ilgili Şarkı Türkistan'da lagırga kamalgan ayalı katarlıklar iken. Danlıq kişilik hukuk advokati William Bordon ularga vakaleten Paris Sot Mahkemesi'ye arız sunugan bolup, u bu hareketinin kelgüsü bir neçe ay içinde Avrupa devletlerde bir qatar arızlarının başlanışığı türtki bulduğanlığını bildirgen. Arız sunuguchilar yana 13. April Paris'de ahbarat ilan kılış yığını ötküzdüğanlığını ilan kıldı. Şarkı Türkistan halkıge mecburi tenilgan siyasi faaliyetler devamlaşmakta. Xitay yıllardan beri siyasi ögünüş, bayrak çıkarış, kararlı kasem bergüzüş qatarlıq siyasetlerini mecburi icra kılıp kilovatkan bulup, yıkınkı bir neçe yıl içinde bu siyaset tihamı iğırlaşkan. Bugün ictimai uçur vasıları tarqalgan sırlarda Şarkı Türkistan'ın malum bir şehirdeki Uygur ailelikler korusudaki kişilerinin bayrak çıkarış mürasımıga katnışı vatkallıqı ve bayrak çıkarılıp bolgan deyken, Xitay yetekçige ağışıp Komünist Partiyage bolgan sadıqlıqı haqqıda kasem beri vatkallıqı. Qasemden keyin siyasi leksiya anglavatqanlığı körüsligen. Şahitlerinin bu aqtiki guvalıqıda bildirilişe Xitay Şarkı Türkistan halkıge komünizm idiyesini sındırış maqsıda bayrak çıkarış mürasimi siyasi ögünüş, kompartiya nizam namalarını yadlaş, Xitay tili ögünüş, qasem beriş qatarlıq faaliyetlerini mecburi icra kılgan bulup, bu xil mecburi faaliyetlerge katnışını ret kılgan yaki bir neçik etim katnaşmağan kişilerinin idiyesini mesele bar dep qarılıp, ceza lagırlarga kamalgan.
Avustralya Taşkı İşler Ministeri Xitayning Uyğurlarını sistemalik bastırışı hakkında şencilik dokulatlarının varlığını bildirdi. Anadolu Agentliğinin bugünkü haberde bildirilişe Avustralya Taşkı İşler Ministeri Maris Payne Xitayning Uyğurlarına karatkan siyasetinin halkaradık haber kılınavatkandak emestikini çöndiriş üçün Avustralyalik muhbirlarını 7 April Kambiradaki Xitay Baş Elçixanasına teklif kılganlığı hakkında bayanat ilan kıldı. Payne Xitayning yığında muhbirlarga körsetken filmlerinin aksiçe koluda Uyghurlarga karşı sistemalik parakendicilik ve kıynaş doğrusuda işencilik dokulatlarının barlıqını tilga aldı. Payne mezkur dokulatlarda Şarkı Türkistan'daki ceza lagerleri, dini bastırış, mecburi tuğum askılış, ayarlarga kartılgan sistemalik horlaş, kıynaş katarlıklarının körsetligerlikini Avustralya'nın bu meseleyi devamlı köngül bulduğalıqını tekitligen. Payne yine Avustralya'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komisarı'nı besim işildip, Şarkı Türkistan'a uçuk ve erkin kiriş bursu talep kılgallıkını, bu taleplerinin Xitay daireleri tarafından izkil ret kılınallıkını eskertip ötü. Xitay'nın Kambera'da turuşluk baş elçihanesi 7 April muhbirlerini kütüveliş yığını çakırıp, Avustralyalik muhbirlerga Şinjan Yakşıcay digen temada alaydı tayarlanan yalgan teşvikat filmini körsetken idi. Ve şu günü Avustralya'daki Uyghurlar bununla karşı akbarat ilan kılış yığılışı ötküzüp, bununla kattık narazlık bildirgen idi. Yeni bir tarafdan Avustralya Saudi Ministeri Dan Tehan 9 April Sky News kanalının ziyaretini kabul kılıp, Avustralya hükümeti Xitayning Uyghur Müslümanlarına karıtılgan kişilik hukuk tepsendikilikini tütünlüğe kabul kılgılı bulmaydı deyip devamlık inik otturgu koydu diğerlerini bildirdi. Vancouver şehir başlıkı Xitay emeldarları bilen bulgan alakını vaxtınca tohtatdı. Amerika Avazı'nın 10 April'deki haberde bildirilişçe Vancouver şehir başlıkı Kennedy Storit Xitay'nın Kanada parlament azalarına yürgüzgen cezasına karşı Xitay emeldarları bilen bulgan alakını vaxtınca tohtatkan. Haberde kayıtkılınışça Kanada'nın 3. çoğun şehri Vancouver'nın şehir başlıkı Kennedy Storit yıkındı körüşüşki teklif kılgan Xitay'nın Kanada'da turuşluk baş elçisi Katarlı Xitay emeldarları bilen bulgan barlık alakını vaxtınca tohtatkan. Bu onun yakında Xitay'nın Kanada Avam Palatası azası Michael Chong ve başka parlament azalarına karıtılan cezağı bergen inkası iken. Xitay yakında Michael Chong'u ceza yürgüzgeldikini cekarlıgan deyken Storit Twitter'da Xitay'nın Michael Chong ve başka parlament azalarına yürgüzgen cezasını kabul kılgılı bulmaydı. Minin işhanam Xitay emeldarlarının barlık yığın talebi ve alakısını vaxtınca tohtatdı deyip yazgan. Şehir başlığının eğitişçe tahminen 4 hafta ilgiri o Xitay'nın Kanada'da duruşluk baş elçisi Song Peiwo'nun teklifini tapşırı olgan bolsumu bırak red kılgan. Storit'nin eğitişçe o bu yığında nimelerinin müzakere kılındığallıqını mı sürüştürmegen. O Kanada bilen Xitay otursudaki Şarkı Türkistan meselesi qatarlıq gevdelik meselelerini hal kılmıqıca Xitay emeldarları bilen hiç kandaq alaqı kılmasını karar kılgallıqını bildirip Men okşumağın teklifke erişmegece ya ki federasiya hükümeti menden bu yığıllarga katnışını talep kılmegece Xitay'nın yığıllarga kayıt katnışmayman degen. Melum buluşa 28 Mart Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanat ilan kılıp Amerika ve Kanada hükümetinin 22 Mart Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki emeldarlarga ceza yürgüzüşke karşı Michael Chong Kanada Avam Palatası'nın Taşkı İşler Komiteti Xalqara Kişilik Hukuk Tarmak Komiteti'ga Şunlukla Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin 2 emeldarı'a besim işiltiş maksıda ceza yürgüzgallıqını ilan kılgan idi. Xitay Xalqara tənqidlerge qaytırma zərb birişini küçəytməkdi. Xitayning qılmış etmişleri cihanga aşkarı bulup, qabahatının vekili süpitede ayıbını vatkan bu küllerde Xitay təşviqat vasitleri özünü aqlap, Xalqaranın tənqidlerge qaytırma zərb birişini özlüksüz devamlaştırmaqda. Janubiy Xitay Sahar Poştisi gezdi 9 April elan kılgan bir haberde eytilişçe, bir Xitay emeldari Avustralya'nın Kambera şehirdeki bir tetkikat organı bekitip çıkan yeni lagerlarga ait 90% uçurunu hatağı çıkargan. Atalmış Uyghur Abdum Raylı hükümetin bayanatçısı Shui Guishan Beijing'de ötküzülgen akbarat elan kılış yığınıda lager deyilgen 380 bina işçide 343 binanın mektep, hükümet binası, doktorhana, aile korosi ve soğudu dükkalları işkerlikini etkan. Hem de bu binalarga ait sallıq malumatlarını Amerika'nın yardımını alğan Xitay'a karşı küçlerinin uydurup çıkarğanlıqını bildirgen. Ama o kalgan 37 binanın kandaq bina işgallikini etmiğan. Şuyguşan yana Şinjan sallıq malumat kuruluşunun 3 sallıq malumat ambirdin təşkil tapqanlıqını, kalgan 2 sallıq malumat ambirinin birinin Şarkı Türkistan'da ziyankeşlikke uçuruguçlar uçur ambiri ve Uyğur Vaqtlıq Adliya ambiri işgallikini etkan.
hem de bu sallık malumat ambarlarını Xitay'a karşı teşkilatlarının berpa kılganlığını, bularga Amerika Katarlı xarip devletlerinin iqtisadi yardım bergenlikini bildirgen. Analizçilerinin karışça Xitay'nın bu üç sallık malumat ambarını alahide tilge elip, onunla yardım bergen devletlerini mu ayıplışı, Xitay'nın bu cinayet paketlerinin haman bir günü aşkarılınıp, öz cinayetleri üçün Polat'tak delil bulup gelişidin ensireydi kallıkın işba adlaydıken. Uyghurlar Japon şirketlerine çakırık kıldı. Japonya'daki Uyghurlar Japonya şirketlerden Xitay karxanlarının Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekte nep alıdığan zavutlar bilen bulan alaqısını tekşürüşün talep kılgan. Hürriyet gazetesinin bu vaqtki haberde bildirişçe Tokyo'daki Japonya Uyghur Birleşmesi ve kişilik hukuk teşkilatlarından HRN elan kılgan birleşme bayanatta Japonya şirketleri Uyghurlarını mecburi işleşki çetişlik zavutlar bilen bulan soğudu münasifetin tekşürüşke zürür tepesi bu zavutlar bilen soğudu münasifetin toxtışkı çakırılgan. Bildirilişçe bu yazma talep Sony Toshiba Qatarlıq 14 Japonya şirketine evetilgen. Kyoto agentliği bu yıl 2. ayda 14 Japonya şirketinin ahvalını tekşürüşüden malum buluşça, tizimlikteki 12 şirket Uyghurlarının mecburi emgekiden bahriman buluvatkan Xitay şirketleri bilen bulgan Suudi kilişimini bekar kılışını planlıgan. Amerika, Avrupa İttifakı, Angeliya ve Kanada Qatarlıq devletler Uyghurlarga qartılgan bastırışkı karşı Xitay'a ceza yürgizgendeyken, növete Japonya hükümetimi bu axta emeli hareketki ötüş haqqıda tənqit ve besimlerge düş gelmekte. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılar 55 milyon düşmedi. 9 April Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 55.791 yetkenlikini ilan kıldı. Ministerin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deyip guman kılınan 305.103 kişi tekşürülüşü arqalıq, yeniden 55.791 kişinin yuqumlanğanlığı eniklanğan. Nöbette 2408 kişi doktorxanda bulup, bir gün içinde yana 253 kişi kaza kılıp, 35.786 kişinin salametliğe esliği kelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışkı başlığandan beri salametliğe esliği kelgenler cemi 3.268.000'a, kaza kılgallar 33.454'ke, kesili iğir bimarlar 2658'ge yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.